Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yüksel Coşkun Yürek, Milletvekili ve 1. sırada Yaler Coşkun ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu halkının Başbakan Davutoğlu mitingine gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür etmek için parti başkanlığında basınla buluştu. Heyecanlı, canlı, vakurlu, sevgi dolu bir topluluğu görünce inanın ben de konuşmacı olarak çıktığımda duygulandım ve hatta gözyaşlarımı içime gömdüm diyebilirim Semiş'ten. Özellikle Bolu halkına ve özverili çalışmalardan dolayı partililere teşekkür eden İl Başkanı Yüksel Coşkun Yürek, miting alanındaki kalabalığı görünce duygulandığını ve gözyaşlarını sevinçten içine gömdüğünü söyledi. Biz AK Parti olarak doğru yoldayız ve yaptıklarımız milletimizin nezdinde karşılık buluyor. Milletimiz bize güveniyor. Biz de inşallah milletimizin bu güvenine layık olmak için bütün arkadaşlarımızla beraber milletimize layık olmak için gece gündüz çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Bolu'da 3-0 tamam inşallah. Bundan hiç şüphemiz yok. Biz attığımız her adımı, yaptığımız her çalışmayı bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve 3-0'ın daha mükemmel olması için de kalan şu 15 günlük sürede de bütün teşkilatlarımızla, programlarımız dahilinde inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve Bolu'da Başbakanımızın bizden beklediği o tarihi rekoru, minimum %70 rekorunu inşallah Bolu'da almak için gece gündüz çalışmaya da devam edeceğiz. Coşkun Yürek, il başkanları toplantısından da bahsetti. İl başkanları toplantısına geldiğimizde yine ulusa açık olan toplantımızda Sayın Başbakanımız bizzat yine tekrar Bolu'muzdan bahsetti. Bolu'muza teşekkür etti. Muhteşem bir miting oldu dedi. Alandan dedi ayrılamadık dedi. İnsanların sevgisinden, muhabbetinden dedi. Çok memnun olduk. İnşallah bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz daim olacak dedi. Tünelden tabii kalabalık halinde insanlar iniyor geliyor. Bir 200 kişilik geldi, grup geldi bana şey sordu. Ya bu belediye önü neresi dedi. Adamlar gelmiş Kütahya'dan. Bolu'da belediye meydanını arıyorlar. CHP milletvekiline de AKP mitingi nerede diye soruyorlar. Özcan'ın bu sözleri de eleştirildi. Yani bizim çevre illerden veya farklı illerden insanları toplayarak bizim bu kalabalığı oluşturduğumuz imajını vermeye çalışıp kendisini teselli etmeye çalışan, ki buna züğürt tesellisi derler, teselli etmeye çalışan bir yaklaşımı görmüş olduk. Ben onları mazur görüyorum. Çünkü doğrudur. Evet, biz bütün teşkilatlar olarak onun bir sözü vardı. Yani ben siyaseti bırakacağım diyordu muhalefet partisinin milletvekili adayı. Biz de şunu demiştik. Evet, biz AK Parti teşkilatları olarak muhalefet partisinin milletvekili adayını siyaseti bıraktıracağız ve onu dinlendireceğiz. Milletvekili Aler Coşkun ise mitingi çocukluğundaki devlet büyüklerini karşılama törenleriyle mukayese ederek Davutoğlu'nun sahneden ayrılmayışını unutmayacağını söyledi. Sayın Başbakanımızın o mitingin sonunda sahneden ayrılamayışını, sahnede o coşkuya, heyecana eşlik edişini ben de unutmayacağım. Benim gördüğüm kadarıyla oraya katılan bütün vatandaşlarımız da bu heyecanı, bu coşkuyu unutmayacaklar diye düşünüyorum. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da siyasetin dilinin ağırlaştığını söyledi. Siyaset dili televizyonlarda izlerseniz bayağı ağırlaştı. Yani artık ifadeden ziyade küfürleşmeye doğru gitti. Bu sıkıntılı.